Herkese yeniden merhaba. Bu videoda Limit Yayınlarının Biyoloji YGS-LYS Soru Bankasının 75 ve 76. sayfalarında yer alan ekoloji konulu 5. testini çözeceğiz. Şimdi başlayalım. 1. Hayvanlarda yiyecek arama bedel yarar dengesine göre kurulur. Bir bilim adamı kargalarda bedel yarar ilişkisini analiz etmiştir. Kargalar salyangozları yakalayıp yukarıdan kayaların üzerine atarlar. Kabuk kırıldığında içindeki yumuşak kısımla beslenirler. Kabuk kırılmazsa tekrar aynı işi yaparlar. Aslında kuş ne kadar yukarıya uçarsa kabuğu kırmak için gereken düşme sayısı azalır. Ancak karganın çıktığı yükseklik ile bunun için harcanan enerji arasında bir ilişki vardır. Örneğin kabuk 100 metre yükseklikten atılırsa belki bir defada kırılabilir. Peki kabuk 50 metrede de kırılabiliyorsa o zaman karga 100 metre yüksekliğe boşuna çıkmış olur. Bilim adamları en ideal uçuş yüksekliğini saptamak için aynı boyda olan salyangozları farklı yüksekliklerde atarak aşağıdaki sonuçları elde etmiştir. Buna göre en az iş yapılarak elde edilen en ideal kabuk kırma yüksekliği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 3 metreden atıldığında o salyangoz 40 kez atılıyormuş ve kuş toplamda 120 metre gidiyormuş. Zaten 3 ile 40'ı çarptırdığında direkt zaten 120 diye çıkıyor. 4 metre olduğunda 25 kez atılıp yüzmüş. 6 olduğunda 15, 90, 7, 14, 98, 10, 10, 100 diye çıkmış. En ideali. Kuş ne yapmak istiyor? Az enerji harcayıp salyangozları yemek istiyor. O zaman en az hangisinde uçuş yapıyorsa en ideal uçuş da o kuş için olacaktır. En az kimde uçuşu? 90. Yani 6 metreden atıldığında 15 kere atıyormuş. Zaten 15 ile 6'yı çarptığımızda 90 oluyor. 90 metre bunlar arasındaki en az uçuş yüksekliği olduğu için cevabımız C olmuş olacak. 2. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bir bölgedeki fosfor element işaretlendiğinde bu fosforun bu bölgeye yakın çevrelerle görülme olasılığı nispeten yüksektir. Yani kısa bir zaman içerisinde fosfor döngüsü diğer döngülere göre daha bölgeseldir. Yani şunu diyor. Belirli bir bölgedeki bir fosforu işaretlediğimizde aynı fosforu çok uzakta rastlamıyoruz. Gene o bölgede o bölgesel bir şey diyor çok uzaklara gidemiyor diyor ama diğer döngülere baktığımızda azot karbon su gibi mesela bu döngülerde bir azotu ya da bir karbonu ya da bir oksijen molekülünü işaretlediğimizde aynı molekülü dünyanın belki bir ucunda görebiliyoruz. Bunun tek bir sebebi vardır. Diğer döngüler yani azot işte su karbon döngüsü gibi bu döngüler atmosfer ile yeryüzü arasında gerçekleşen döngülerken fosfor döngüsü deniz ile kara ekosistemi arasında gerçekleşen bir döngüdür. Yani atmosferde fosfor bulunmaz. Dolayısıyla atmosfere bulaşmadığı için çok uzak yerlere de seyahat edemiyor fosfor atomu. Bu yüzden cevabımızın bu atmosferde olmamasıyla alakalı olması gerekiyor. Buna baktığımız zaman cevabın C olduğunu görüyoruz. Fosforun gaz formu olmadığı için atmosfere geçmez. Dolayısıyla çok uzak yerlere gidemez. O yüzden bölgesel olarak kalır. Üçüncü sorudayız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bir türün dünya üzerinde başka yerde yaşayıp yaşamayacağını tespit etmek için tür kendi doğal yayılış alanından başka yerlere nakledilir. Bazen nakledildiği yerde yaşayıp üreyebilir. Bu durumda nakil başarılıdır. Bazı organizmalar yeni alanda yaşayabilir ama üreyemezler. Bu nedenle nakledilen organizmaların başarısını en azından bir yaşam döngüsünü tamamlanıncaya kadar belirleyemeyiz. Şimdi buna şunu örnek verebiliriz. Mesela Van Gölü'nde yaşayan endemik bir canlı var. Bu canlının adı İnci kefali. Şimdi biz bu inci kefelini başka bir habitata alıp oraya naklettiğimizde orada yaşayıp yaşayamadığına bakarak başarılı bir nakilden söz edebiliriz. Örneğin bu inci kefalini Van Gölü'nden alıyoruz ve onun yerine de Japonya'daki bir göle taşıyoruz. Bakıyoruz bu inci kefali orada neslini devam ettirebilir mi? ettiremez mi? Eğer inci kefale o Japonya'daki o gölde yaşayabildiği halde neslini devam ettiremiyorsa, yani üreme yapamıyor. Evet, orada yaşamaya devam edebiliyor ama üreme yapamıyorsa o zaman deriz ki bu nakil başarısızdır. Ama hem yaşayıp hem de bir de üreyebiliyorsa nakil başarılıdır. Yani nakilin başarılı olmasındaki kriterimiz üreme kriteri. İlla orada nefes alıp vermesi, orada birkaç kere öyle takılması bizim için nakil başarılılığı demek değil. Buradan yola çıkarak hangisi çıkarılamaz demiş. A. A türünün potansiyel yayılış alanı gerçek yayılış alanından daha yüksektir. Çıkartılabilir. Gerçek yayılış alanı dediğimiz yer asıl habitatı, potansiyelde bizim naklettiğimiz yer olmuş oluyor. B. A türü nakledildiği ve başarılı olduğu bölgeye kendi çabasıyla ulaşmamış olabilir. Evet bunu biz kendimiz oraya götürmüş olabiliriz. İlla kendisi doğal yollarla oraya gidecek diye bir şart yok. C. A türü nakledildiği ve başarılı olduğu bölgeyi uygun yaşama alanı olarak tanımamış olabilir. Bu da aynı şekilde olabilir. Mesela burada ne olmuş? Nakit başarısız olmuş. Yani naklettiğimiz alanı uygun bulmadığı için orada üremesini yapamamış olabilir. D. A türü verilen yayınış alanı dışında başka yerde yayılış gösteremez. Yanlıştır. Bakın burada ne yapmış? Başka bir yere alınmış ve orada gayet de güzel bir şekilde yayılış gösterebilmiş. Gösteremez dediği için yanlış. Çünkü nakil başarılı olmuş diyor bu soruda. Cevap çıktı ama E'ye de bakalım. A'nın başarısız nakillerinin sebebi başka türler ya da çevresel faktörler olabilir. Her şey olabilir. Şu an bilemiyoruz onu. Yani herhangi bir nedenle o nakil başarısız olmuş. 4. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine sebep olmaz? A. Bireysel taşıt kullanımının artması sebep olur. Çünkü egzozdan çıkan dumanlar e, havayı kirletecekler. Fosil yakıt kullanımının artması sebep olur. Çok fazla karbondioksit açığa çıkacak. Fabrika sayısının artması olabilir. Birçok zararlı gaz açığa çıkacak. Bitki sayısının azaltılması da sebep olur. Çünkü bitkiler havayı temizleyen canlılardır. Sayısını azaltırsanız hava temizlenmeyecektir. Bacalara filtre takılması hava kirliliğine sebep olmayacaktır. Çünkü bu filtre havaya zarar verecek. Zararlı kararlı gazların dışarı çıkmasına izin vermiyor yani havaya gitmesine engel oluyor o yüzden zaten yapılması gereken budur 5. araştırmacılar oçul beslenen K ve L türlerini ortama bıraktıklarında deniz yosunu neredeyse yok olmuştur şimdi bak K ve L ortamda mevcutken evet deniz yosunu neredeyse ne olmuş yok yani çok ciddi anlamda bir azalma var L türünü ortamdan uzaklaştırıldığında ise yine deniz yosunu neredeyse yok olmuştur. L'yi uzaklaştırmış. Bakın çok ciddi bir değişiklik yok. Yani gene sayısı çok az. Ancak K türünü ortamdan uzaklaştırdıklarında deniz yosunu sayısı artmıştır. K uzaklaştığında deniz yosunu yaşayabilmiş. Zaten ikisi birden olmadığında çok rahat bir şekilde yaşıyorlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilecek en iyi sonuçtur? Deniz yosununun yayılışını asıl sınırlayan K türüdür. Kesinlikle cevap bu. Çünkü K'yi uzaklaştırdığımda deniz yosunları yaşıyor. Ama K'yi koyduğumda yaşayamıyor. Yani burada ne var? Deniz yosunu K'yi istemiyor demektir. Onu sınırlandırdığı için. Cevap A ama diğerlerine de bakalım. K türü arttıkça deniz yosunu da artar. Asla böyle bir şey yok. Tam tersi. K olduğunda yaşamak istemiyorlar. Deniz yosununun yayılışını asıl kontrol eden L'dir demiş. L'nin deniz yosununa hiçbir etkisi yok. Çünkü onu ortamdan uzaklaştırmak deniz yosununda hiçbir etkiye yol açmıyor. D. Deniz yosunu hiçbir türün besin kaynağı değildir. Burada onunla alakalı bir bilgi yok. L türü K türünün yayılışını sınırlar demiş. L türüyle K türünün yayılışıyla alakalı bize hiçbir şey söylememiş. 6'dayız. Yukarıdaki şekilde azot döngüsü verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. 4 ve 5 numaralı canlılar kemosentetiktir. 4 dediğimiz canlı nitrit bakterisidir. 5 dediğimiz canlı ise nitrat bakterisidir ve bunlar kemosentez yaparlar. Doğrudur. B, bir numaralı canlı denitrifikasyon bakterisi olup oksijensiz solunum yapar. Bakıyoruz, nitratı havadaki serbest azota çevirdiği için bu denitrifikasyon bakterisidir. Bu doğrudur ve denitrifikasyon bakterileri oksijensiz solunum yapan canlılardır. C 2. Azot tespiti yapan bakterilerdir. 2. Azot bağlayan bir bakteridir. Azot bağlamaya azot tespiti yapmak adı veriliyor. Dolayısıyla bu da doğrudur. Nereden anladım? Çünkü havadaki serbest azotu toprak azotu haline getirdi. D. 3. Kesim prokaryot bir çürükçüldür. 3'e bakıyoruz. 3. 1 nedir? Saprofittir. Saprofitler prokaryotta olabilirler, ökaryotta olabilirler. Kesinlikle prokaryottur diyemiyoruz. Bu yüzden cevabımız D olacak. E, 3, 4 ve 5 oksijenli solunum yapar. 3, bir saprofittir ve saprofitler oksijenli solunum yapar. 4 ile 5 e, nitifikasyon bakterileridir. Nitifikasyon bakterileri de oksijenli solunum yapacaklardır. 7. Aşağıdakilerden hangisi ekosistemin abiyotik faktörlerinden değildir? Abiyotik faktörler canlı olmayan faktörlerdir. Su, ışık, sıcaklık ve toprak abiyotikken ototrof biyotik faktördür. 8. Grafikte verilen x değişkeninin yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Şimdi bakıyorum burada bu x değişkeni üreticide fazla tüketicide az. Yani üreticiden tüketiciye doğru azalma gösteren bir şey. Biyokütle yazılabilir çünkü biyokütle üreticide fazladır. Birey sayısı yazılabilir, birey sayısı üreticide fazladır. Üreme hızı üreticide daha fazladır. Aktarılan enerji üreticide daha fazladır ama DDT birikimi, DDT bir zehirli bir kimyasal maddedir. Üreticide daha azdır. Üreticiden tüketiciye doğru DDT birikimi artış gösteriyor. Bu yüzden X yazılamaz. X tam tersi olmalıydı. Yani şurası tüketici, şurası üretici olsaydı o zaman DDT yazardım. Son sorudayız. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Yukarıdaki şekilde bir balık türünün düşük av yoğunluğu ve yüksek av yoğunluğunda tercih ettiği avların büyüklüğü verilmiştir. Şimdi bakalım. Şimdi bir beklenen oranımız var bir de gözlenen. Yani düşük av yoğunluğunda bütün küçük, orta, büyük bütün avlardan eşit oranda avlamasını bekliyoruz. Ve yüksek av oranında da orta avları tercih etmesini bekliyoruz biz. Ama normalde olan neymiş? Normalde düşük av yoğunluğunda bu balık küçük ve ortaları %30 ihtimalle büyükleri ise %39 olarak avlıyormuş. Yüksek av oranında ise küçükleri %3, ortaları %38 ve büyükleri de %59 olarak avlıyormuş. Demiş ki A. Av yoğunluğu düşük olduğunda bu balık türü av seçmede çok seçici değildir. Av yoğunluğu düşük olduğunda yani çok ciddi bir seçicilik yok. Evet büyüklere gene de daha fazla eğilim göstermiş 39 olduğu için ama arada çok ciddi bir uçurum yok. B. Av yoğunluğu yüksek olduğunda balık türü büyük avlar üzerine yoğunlaşır. Av evet yüksek yoğunlukta 59 ile büyükler üzerine yoğunlaşmış. C. Bu balık türünde beslenme davranışı optimum yiyecek arama şeklindedir. Evet ne yapıyor? Gerçekten de hani hepsinden bir şekilde yararlanıyor ama daha çok bir tanesine gidiyor en iyisini bulmaya çalışıyor. D. iri avlar balıktan uzak olsa bile yakındaki küçük avları tercih etmez. Bunu çıkartamıyorum. Neden? Çünkü bakın küçük avları hiçbir zaman sıfırlamamış. Yani düşükte %30, yüksekte %3. Evet oran %27'lik bir şekilde düşmüş ama asla küçük avları yemem demiyor sıfır olmamış. Dolayısıyla hiçbir zaman büyük avlar uzakta olsa bile küçükleri yemeyeceğim. Ben gene de uzağa gidiyorum davranışı sergilememiş. Yine de küçükleri yiyor. Bu yüzden cevabımız D'dir. Bunu çıkartamıyoruz. E'ye de bakalım. Av sayısı çok olduğuna yani yüksek av yoğunluğuna balık çok enerji verici olanları tercih eder. Evet %59 ile büyük avları tercih ediyor. Çünkü onlarla daha fazla besin var. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki video bu konunun son testi olmuş olacak. Umarım bu videoyu beğenmiş ve anlattıklarımı anlamışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.